Merhabalar arkadaşlar. Nesini inayaları, Nesini inayaları YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim ve abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bütün videolardan aniden haberdar olursunuz hanımlar. Bu gördüğünüz muhteşem renklerimle size tasarımı bana ait olan bir model çalışacağım pembe ipimin renk numarası 778 hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi iplerimi kenara çekeyim. Tasarımı bana ait minyatür lalemi çalışacağım bugün sizinle. Ben çok beğendim hanımlar. Harika bence harika bir tasarım oldu. Muhteşem bir model oldu. Öncelikle hemen size ara yolundan başlayayım hanımlar. Şimdi hemen e, ara yolumuzun arasında iki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafaya batıyorum. Ve hemen e, böyle küçük mini minnacık bir pırpır yapıyorum hanımlar. Mini minnacık bir pırpır yapacağım hanımlar. Ve e, hemen yine geri pırpırımın üstüne batıyorum. Yani bu şekilde iki tane pırpır işlemi üst üste yapıyorum hanımlar. Bakın bu şekilde iki tane pırpır işlemi üst üste yaptım ve araya iki tane zürafamı bırakıp üçüncü zürafama geri batıyorum. Hemen böyle ipini çok sıkmayacak şekilde atıyorum. Buraya kör bir düğüm atayım ve açılmasın arkadaşlar. Şimdi bunu koparıyorum. Hemen e, çiçeğimin yeşil dalına geçiyorum arkadaşlar. 6 tane, 7 tane zürafa arada bırakıyorum. 8. zürafama batıyorum. Hemen 8. E, zürafamı 7 tane zürafama arada bıraktım ve hemen e, bir tane zürafa da arada bırakarak Hanımlar yuvamı o şekilde oluşturacağım şimdi hemen ben bunu böyle bu şekilde minnacık bir e, yuva yaptım bakın çok büyük olmasın Hanımlar şimdi hemen içine kör bir düğüm batıyorum kör düğümü attım hemen iki ile başlayacağım iki yandan artırarak 5 gözleme olana kadar iki yandırın artırma işlemi yapacağım arkadaşlar iki yandan artırma işlemi yaparak 5 gözleme yapacağım Ben hemen bunu 5 gözeme yapayım ve gelin. Evet arkadaşlar, iki yandan arttırma işlemimi yaptım. 5 gözeme oluşturdum. Şimdi ben bu 5 gözememi 2 sıra daha koruyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle Bakın, 3. gözememin içine bakın buraya arttırma yapacağım hanımlar. Ve iki sıra bu artırma işlemim yapacağım 5 gözlememi iki sıra daha koruyacağım hemen geri batıyorum ve yine dönüyorum Hemen buraya yine bir arttırma işlemimi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Artık artırma işlemi yapmayacağım. Bunu ben sıfırlayacağım arkadaşlar. Ben hemen yaprağımı sıfırlayayım ve hemen cicik geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımı bitirdim, sıfırladım. Dediğim gibi arkadaşlar 2 ile başlıyoruz. iki yandan artırarak 5 gözeme olana kadar artırıyoruz iki yandan. Ondan sonra o 5 gözememizi iki sıra daha kuruyoruz ortadan artırma işlemi yaparak Ondan sonra arkadaşlar sıfırlıyoruz sıfırlıyoruz hemen Ben şimdi çiçeğimin dalını yapmaya başlayacağım çok basit ara yolunda olduğu gibi 5 sıra üst üste mini minnacık pırpırlarla çıkacağız hemen onu da yapayım böyle bu şekilde 5 sıra e, böyle pırpırlarımızın üstüne çıkıyoruz ben hemen bu işlemi de yapayım ve geleyim Hanımlı arkadaşlar bakın bu şekilde üst üste 5 sıra bu gözemeleri yapıyoruz ben hemen bu gözlemeleri 5 e, gözleme olana kadar çıkayım hemen geliyorum üst üste 5 sıra çıkayım geleyim Evet arkadaşlar 5 sıra çıktım şimdi ben bu 5 beş sıranın 5. sıranın üstüne 6 tane mini minnacık pırpır yapacağım Evet, hemen 6 tane küçük pırpırımı da yaptım. Şimdi ben bu pırpırlarımın üstüne bir sıra zürafa geçeceğim. Küçük zürafa geçeceğim. Küçük mini minnacık olsun zürafalarınız. şekilde bir sıra zürafa geçtikten sonra şunu bu şekilde katlayacağım hemen e, ilk e, başladığım zürafanın altındaki pırpıra bas batacağım ve sıkı bir düğüm atacağım bu şekilde bakın bu şekilde yaptım ve onu sıktım şimdi bunu etrafına 4 sıra çıkacağım. 4 sıra çıkıp 3 tane yaprağımı yapacağım gözlemelerimin içine. Bir zürafamı boş bırakıp bir zürafamda yaprak, bir zürafamı boş bırakıp bir zürafamda yaprak yapacağım. 6 tane bir zürafa yap şey pırpır pır yapmamın sebebi de buydu arkadaşlar hemen ben bu 4 sıramı çıkayım ve geleyim hemen ben 4 sıramı daha tamamlayıp ve geldim şimdi dediğim gibi bir gözlememin içine bir tanesini yaprak bir tanesini boş bir tanesini yaprak bir tanesine boş Şimdi 3 ile başlayacağım. Küçük pırpırlarımı 3 2 1 yaprak işlemi yapacağım. Küçük mini minnacık yapraklar yapacağım etrafına. 3 2 1 bu şekilde küçücük mini yapraklar. Bir tane zürafanızı boş bırakın bir tanesine yaprak yapın. Ben bu yaprak işlemimi bitireyim. Hemen yanındaki diğer yaprağımı yeşil yaprağımı aşağıdakini de yapayım. Ve motifimi anlatmak için geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprak işlemimi dal işlemim bu kadar basit. Şimdi bunu bitirdim hemen ben motifimi yapmaya başlıyorum Bakın bu şekilde dediğim gibi bu bu şekilde yapıyorsunuz hemen motifimi yapmaya başlayayım. şimdi arkadaşlar önceden çalıştığım borum e, sihirli halkanın üstüne 5 tane zürafa yaptım 4 e, sıra çıktım 4 sıra çıkıyorsunuz. Bu boruyu e, sihirli halkanın üstüne 5 gözleme ile 4 sıra çıkıyorsunuz. Ve e, şimdi bir gözememin içine ipimi sıkıca batıyorum. Şimdi hemen içine 3 tane küçük pırpır yapacağım. Hemen 3 tane pırpır yaptım. Ve hemen ilk pırpırımın üstüne geri batıyorum. Ee, iki yandan bir ortadan artırıyorum. gözemelerim 7 olana kadar iki yandan bir ortadan artırma işlemi devam ediyorum. bu şekilde iki yandan bir ortadan arttırmamı yapıyorum ve e, gözemelerim 7 olana kadar artırma işlemi devam ediyorum şimdi ben bunları 7 gözeme yapıp geleyim Evet bu şekilde iki yandan bir ortadan artırarak 7 gözememizi yaptık şimdi ben bu 7 gözememi e, Eksilti şey sıfırlayacağım. Artık artırma işlemi yapmayacağım. Bunu sıfırlayacağım. Ben şimdi bunu sıfırlayacağım ve hemen diğer gözemelerime de böyle 5 tane yaprak yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Aklıma gelmişken hemen geri döndüm. Şimdi böyle çekti Diğer tarafa attığınız giydirme ipinizi bu ipinizi böyle dar tutun. Biraz dar tutun ki e, yaprak işleminiz böyle e, hafif yuvarlak dursun. Yani o ipinizi gevşek bırakmayın. Çok da e, gerdirmeyin. Çok da çekmeyin. Bakın bu şekilde sıfırladım. Eee yaprağınızı bitirdikten sonra böyle ipinize asılın. Böyle dümdüz çekin. Bu şekilde yaprağımız bu kadar basit. Hemen ben diğer e, 4 tane yaprağımı da yapayım. Her bir gözemenin içine bir tane yaprak işlemi yapıyor. Bu şekilde ben hemen 4 tane yaprağımı da yapıp geleyim. Evet tanımlar arkadaşlar e, yaprak işlemin bu kadar yapraklarımı bitirdim yapraklarım bu şekilde bitti dediğim gibi arkadaşlar 3 gözemeyle başlayıp ondan sonra e, iki yandan bir ortadan e, artırarak 7 gözeme olana kadar artırıyoruz ve e, sonra sıfırlıyoruz. Ve bu şekilde 5 tane yaprağımızı elde ediyoruz hanımlar. Şimdi ben bu yaprağımı şey çiçeğimi kenara bırakayım ve hemen şöyle sihirli halkanın üstüne başladım. 4 gözeme ile başladım. 3 sıra çıktım arkadaşlar. 3 sıra çıktım. Şimdi ben o 3 sıramın üstüne Sihirli halkanın içine 4 gözemeyle başlayıp yani 4 gözemeli bir boru yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3 sıra çıktım ve şimdi hemen ipimi pembe ipimi taktım Her gözemin içine bir tane artırma işlemi yapıp gidiyorum. Yani bu 4 gözeme mi 8 yapıyorum. 8 gözeme yapıyorum. Bu da içindeki tomurcuk yani bu şekilde hemen size göstereyim. Bu şekilde içindeki tomurcuk. Lalemizi daha estetik, daha güzel yapıyor hemen. Şimdi bunu ben her gözemeye bir artırma bir yapıp gidiyorum. Gözemelerim 8 olacak. Ve ben bu 8 gözememi 7 sıra çıkacağım. Etrafından dolanacağım. Ee, 7 sıra çıkacağım. Şu ipimi keseyim. Şimdi ben artık çoğaltma bittiğine göre etrafından 7 kez donanacağım şimdi. Yani bunu böyle bir boru halinde e, 7 kez dolanacağım. 7 sıra olana kadar etrafından dolanacağım. Şimdi ben bu borumun etrafından 7 kez dolanayım ve geleyim. Arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi bunu altıncı sırada, e, bunu altıncı sırada böyle sıkı sıkı ağzını daraltarak gidiyoruz. Altıncı sırada böyle e, son sıramızı şöyle sıkı sıkı yapıp geçiyoruz. Bu şekilde bakın. Ee, ve sonra bunun içine e, ucu sivri olan makasınız veya da herhangi bir şeyle e, kendi renginden ip doldurun. Bakın bu şekilde oldu. Ağzını böyle sıkıca en üst ee, sırayı böyle sıkı sıkı gidiyoruz hemen ben e, parmağıma ipimi dolayım 1 2 3 4 5 6 7 8 7 veya 8 kere dolayın parmağınıza onu sıkıca bir top haline getirip şey borunuzun içine yerleştirin ben şimdi tığımın yardımıyla bunu bunun içine dolduracağım olmaz hani Alayım. Bakın bu şekilde ipimi doldurdum. Hemen e, altıncı sıra iş e, ya. Hemen yedinci sıramızı da böyle içinden iplerimizi geçiyoruz Sadece böyle e, her gözemin içine bu şekilde tel yapıyoruz. bu şekilde içine telliyoruz. Her zürafamızın içine bu şekilde batıyoruz. Hiçbir zürafamızı boş bırakmıyoruz. Bakın bitti. Şimdi ben bunu bu şekilde çekiştiriyorum. Tomurcuk haline getiriyorum. Şimdi ben bu ipimi, iğnemi hemen direk buraya batıp borunun alt kısmından çıkarıyorum. Borunun alt kısmından çıkarıp buraya sıkıca iki düğüm atıyorum. Hemen iki tane düğümü attım ve çiçeğimi yerleştireceğim. Mesela bu tohumunuzu e, zambaklara, e, şey bu tomurcuğu biraz daha küçülterek zambaklarınıza ondan sonra daha büyük çiçeklerinizin ortasına da yapabilirsiniz. hemen bu şekilde ipimi iğneme geçireyim yeşil ipimi ee, borumun altına bıraktığım ipimi şimdi hemen çiçeğime yerleştiriyorum. Evet bakın ee, bunu lale haline şekline getiren zaten bu tohumuz ee, hemen bu şekilde alta sıkıca düğüm atıyorum Bakın bu şekilde hanımlar Şimdi yine bir düğüm atıyorum. Yani bunuca, bunu sıkıca e, birbirine sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimi şimdi hemen e, yeşil dallımın içine yerleştireceğim. Hemen e, buraya yerleştiriyorum. bu şekilde hemen yerleştireceğim ve birbirini sıkıca düğümleyeceğim Hemen ben bunu sıkıca dikeyim ve geleyim. Evet arkadaşlar, etrafını hepsini telledim. Sıkıca çiçeğimi e, dalımın içine, çanağımın içine yerleştirdim. Şimdi daha önce de söylemiştim. Ben bu ipimi herhangi bir buralarda kesmiyorum. Şimdi biz ilk sıra e, bu dalı var ya 5 e, pırpır üst üste yaptık ya şimdi ben bu e, çiçeğimin ipini bu şekilde e, bu e, pırpırlarımın içine böyle tersli düzlü bu şekilde e, aşağı indiriyorum ve aşağı kökümün ucuna e, sıkıca düğüm atacağım şimdi ben bunu Öncelikle hemen böyle bu şekilde düzelteyim ve hemen buraya bir düğüm atacağım ee, çiçeğin borusu biraz daha düzgün dursun diye oralar boş kalmasın o gözemeler boş kalmasın diye bu şekilde yapıyorum ve Arkadaşlar bunu e, ütüleyebilirsiniz nasıl ütüleyeceksiniz e, bunu ben bitirdikten sonra hemen ütünün buharıyla havada ütüyü tutarak ütünün baharıyla ütülüyorum ee, çiçeklerini böyle elimle hafifçe büzüştüreceğim yapraklarını bu şekilde böyle büzüştürüp bu şekilde ütüyü havada tutarak buharını sıkıyorsunuz ve bu çiçek bu forma alıyor bozmuyor çok da güzel oluyor hemen e, bu bu kadar basit hemen çiçeğimi sonlandırdım ve e, üstündeki şu pırpır işlemini de bir tane gösterme amaçlı anlatayım size. Evet şimdi arkadaşlar ara yolumun üstündeki pırpır çok basit. E, eminim biliyorsunuz yine ben anlatayım. Hemen küçük bir mini minicicik pırpırımızı yapıyoruz ve hemen pırpırımızın üstüne girip atıyoruz. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Bakın bu şekilde ara yolumuz bitti. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde sona erdi. Şimdi gelelim bu modelimizin fiyatına. Çok güzel olmadı mı ablaları? Ben çok beğendim ve çok severek yaptım tasarımı bana ait ee, arkadaşlar bunun fiyatlandırmasına gelelim bunun fiyatı çiçek sıklığına göre değişir 200 ve 250 arası değişir ee, bu arada bakın bu modeli arajman olarak kullanabilirsiniz tespitlerinizde e, laleli havlularınızda da kullanabilirsiniz ondan sonra özellikle fularlarınıza çok yakışır modelim bu şekilde Umarım sizi memnun etmişimdir. Umarım e, beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.